sakin Cornelia. O soysuz onu yaraladı. Kaçtı. Tez çadıra yetişin haydi. Haydi bala. Ne dersin? Yüzü kapalıydı. Kimdi göremedim. Anamın çadırına kadar girerler. Siz ne edersiniz burada? Bana o iti bulun. Haydi. Dayım Saltuk'tan altları peşlerine saldım. Her yanı ararlar. Bunları nereden bulacağız? Sen iyi misin? O soysuz. Canıma kastetti o. Ana. Ana. Bana şunu en başından bir anlatasın. Girmesiyle çıkması bir oldu. Her yanı bilirdi. Belli. İçimizden biridir oğlu. Osman Bey. Selcan Hatun doğru der. Bu soysuz nasıl bir yılansa obanın içine kadar girmiştir. Altlar arıyor. Bulunacak. O vakte kadar nice hain yanımızda durdu. Gözümüzün içine baktılar. Ama biz hep vaktini bekledik. Bulunacak. Şükür Selcan Hatun iyidir. Biz çıkalım da dinlensin o vakit. Müsaadenizle. Çok şükür. Vakit geç oldu İbrahim Fakih. Sen de bu gece obada kalasın. Müsaaden var mı bey? Cornelia, nasıl oldu anlat hele. Neredeydi, nasıl fark ettin? Selcan Hanım burada namaz kılıyordu. Ben de yatıyordum. Sonra içeri biri girdi. Peki sen o soysuzu yaraladın mı? Yok. Kılıcım, hançerim yoktu. Üstüne atladım. Aklıma da başka bir şey gelmedi. Gayrı biz gidelim. Sen dinlenesin. Var olasın Cornelia. Kolay gele. Gözün üstünden ayırmayasın. Görmedin değil mi? Yok beyim. Gören olmadı. Yaşlı kadın da eşkalini verememiş. İyi gizlemişsin kendini. Aferin. Eyvallah beyim. Tereyağından kıl çeker gibi hallettim. İçten olduğunu bilirler. Temkinli olacaksın.
Karanlık bir dehlizdesin Osman. Körden farkın yok. Şüphelerin sana uzanan ipler de hepsini kestim. Selcan Hatun da, Osman da Cornelia'ya inanacak. Beyim, soysuz kaçmış. Obanın her yerini kapattık. Herkesi sorgulayacağız. Civarda iyice arayacağız. Nasıl elinizden kaçırırsınız ha? Nasıl kaçırırsınız? Beyim, peşindeydim. Birden gözden kayboldu. Alpların hepsini sorgulayın. Hepsini. Hain hala obada. Bir şey bulabildiniz mi? Bunu anamın çadırında bulduk beyim. Cornelia'nındır. Belli ki zehri orada saklamış beyim. Haklıymışsın ana. Zehra'nın günahını almışız. Cihan, zehri boynunda taşırmış. Peki ya bugünle ilgili? Onunla ilgili bir şey öğrenebildiniz mi? Ama senden şüpheleniyor Barkan. Umurum oğulların vurmadığını düşünüyor. Elinde ne var ki? Sadece beni dener. Çünkü onun güç dengelerini alt üst ettim. Açığımı arar durur körden alar gibi. Sakın. Sakın Barkan. Onu hafife alma. Düşmanın zekasını küçümseyen yok olmaya mahkumdur. Ne yapacağız? Barkın Bey, destur var mıdır? Gelesin. Barkın Bey, İbrahim Faki. Osman Bey hepsi çağır. Ya bir his bulduysa ne yapacağız? Keseceğiz şüphesinin bütün iplerini. Yataktan kalktım. Pusadım yoktu der ama yastığın altında hançer saklarmış beyim. Hançer elini dahi sürmemiş. Bir insan canavliyle ilk pusadına davranmaz mı? Cornelia'nın hainliği gün gibi aşikar. Evvel kendini zehirledi. Ardından oyununa kanmadığımı anladı, yeni bir oyun kurdu. Güya beni düşmandan kurtardı. Sonra da kahraman oldu he? Bunca şeyi tek başına etmedi ya. O vakit Mari'nin ölümü, Söğüt'ün patlaması. Hepsi alakalı mıdır dersin beyim? Cornelia değil. O bir maşa. O maşayı tutan lazımdır bize. Ama Barkın vesaireden şüphelenirim. Yokluğumuzu fırsat bilip bellik toyunu oldu bittiye getirdiler. Ben de bunu düşündüm. Lakin onların Cornelia ile nasıl bir bağ ola ki? Bunu da sen çözeceksin ana. O Cornelia'yı sen konuşturacaksın. Bey müsaade et. Gidip konuşturayım. Eğer akrebi korkutursan o vakit kendini zehirler. Ürkütmeyeceğiz Aygül. Maria Hatun'a nasıl kıydılarsa öyle cezasını çekecek. Kısasa kısas. Merak etmeyesin oğul. Marime çektirdiği acıların bedelini fazlasıyla ödeteceğim o soysuza. Hayır.